1827 yılında Detroit ailesi bir erkek çocuk sahibi olur. Ev hanımı bir anne ve müzik öğretmeni bir babanın oğlu olarak dünyaya gelen bu çocuğa Carl adını koyarlar. Anne ve babasının bir türlü çözemedikleri sorunları ve bitmek bilmeyen kavgaları nedeniyle küçük çocuk akrabaları tarafından bir yetimhaneye yerleştirilir. Yetimhaneye yerleştirilen bu çocuk 12 yaşına geldiğinde bir gece yarısı arkadaşları uyurken yetimhaneden kaçmaya karar verir. Yetimhanenin birinci katında kalan Carl birbirine düğümlediği çarşafları pencereden aşağıya sarkıtır ve yetimhaneden kaçar. Büyük bir liman kenti olan Hamburg'a gelerek bir gemide miço olarak işe başlar. Carl Detroit'in bindiği bu gemi yaklaşık 3,5 ay Akdeniz limanlarında dolaşır ve bir bahar sabahı Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yapar. İstanbul'a gelen bu küçük çocuk boğaza giren gemi demirlediğinde boğazın soğuk sularına atlar ve Kız Kulesi'ne doğru yüzmeye başlar. Kız Kulesi o yıllarda cüzzamhane olarak kullanılmaktadır. Carl onu kurtaran kule bekçisine bir daha o gemiye dönmek istemediğini söyler. Kız Kulesi'ne sığınan çocuk Sadrazam Ali Paşa'nın yanına götürülür. Sadrazam Almanya'dan neden kaçtın sorusuna Carl orada dayak vardı kaçtım diye cevap verir. Peki ya neden Akdeniz'in onca yeri değil de İstanbul'da atladın denize evladım diye sorar Sadrazam. Carl Detroit Kız Kulesi'ni gösterir ve ben o kuleye aşık oldum der. Çocuğun kaybolduğunu fark eden Almanlar Carl'ı geri isterler. Hatta bu olay Almanya ve Osmanlı arasında küçük de olsa diplomatik bir soruna yol açar. Meseleyi çözmek ise Sadrazam Ali Paşa'ya düşer. Aynı zamanda şair olan Ali Paşa oldukça entelektüel, kendini geliştirmiş, 6 dil bilen bir Osmanlı sadrazamıdır. Sadrazam Ali Paşa'nın himayesine giren Carl Detroit Mehmet Ali adını alarak Harbiye'de öğrenim görmeye başlar. Mezun olduktan sonra Kırım Seferi Bosna ve Karadağ savaşlarına katılır. İkinci Abdülhamit döneminde paşa unvanını alan Mehmet Ali, 1878'de imzalanan Berlin Antlaşması'nda Osmanlı'yı temsil eden 3 önemli devlet adamından biri olur. Berlin'de kaldıkları otelin lobisinde Mehmet Ali Paşa yanındaki paşalara ben bu diyarda dünyaya geldim ve bir daha buraya gelemeyebilirim. Doğduğum şehri bir kez daha görmek istiyorum der. Bu haber Almanya'da hızla yayılır. Osmanlı paşası buradan gitmiş. Okulunu ziyaret edecek. Mehmet Ali Paşa sarı sırmaları ve epoletleriyle 12 yaşında kaçtığı bu yetimhaneye koca bir imparatorluğun paşası olarak döner. Ama kapıdan girdiğinde yeniden o küçük çocuk olur. O günleri anımsar, geçirdiği her anı yeniden yaşar. Berlin Antlaşması'nın Hristiyan cemaatlere tanıdığı haklar yüzünden gerici çevreler halkı Mehmet Ali Paşa'ya karşı kışkırtmaya başlar. Paşa Müslümanları yatıştırmak için Arnavutluğa gönderilir. Fakat gericilerin kışkırtması etkili olduğu için Kosova'da linç edilerek maalesef yaşamını yitirir. Mehmet Ali Paşa İstanbul'da evlenir ve 4 kız evlat sahibi olur. Mehmet Ali Paşa'nın Hayriye, Leyla, Adviye ve Zekiye adlarındaki 4 kızından olan torunları ve torun çocukları ileride Türk edebiyatının ve tarihinin tanınan isimleri olurlar. Bu kızlardan Zekiye Hanım'ın oğlu olan asker ve politikacı Ali Fuat Cebesoy, Mustafa Kemal Atatürk ile harp okulu yıllarında sınıf arkadaşı ve silah arkadaşıdır. Mehmet Ali Paşa'nın kızlarından bir diğeri Sabahattin Ali'nin babaannesi, bir diğeri ise politikacı Mehmet Ali Aybar'ın anneannesidir. Onlardan biri Leyla Hanım. Leyla Hanım'ın da bir kızı oluyor. Mehmet Ali Paşa'nın hiç görüp sevemediği torunu ve ilk Türk ressamlardan olan Celile Hanım. Celile Hanım ise genç yaşında Osmanlı memuriyetinde bulunan Nazım Paşa'nın oğlu Hikmet Bey ile evlendirilir. Bu evlilikten 15 Ocak 1902 yılında bir erkek çocuğu dünyaya getirir. Ve bu çocuk ileride büyüyecek ve Türkçe'ye Nazım Hikmet adıyla birbirinden değerli ve güzel şiirler kazandıracaktır. Türkiye'mizin, Türkçemizin en büyük şairlerinden biri Nazım Hikmet'i saygı ve sevgiyle anıyoruz.